Bir varmış bir yokmuş. O uzak ülkede insanlar yokmuş. Ama ne başı ne de sonu belli. Büyük ama çok büyük bir orman varmış. Bu ormanın içinde minik bir dere taştan taşa sıçrayarak, ince sesiyle neşeli şarkılar mırıldanarak hiç durmadan akarmış. Suların çok hızlı akmadığı kıyıya yakın bir yerde otların arasında yaşayan bir yengeç varmış. Adı Çevik Kıskaç olan minik yengeç bir sabah uyandığında otların arasında taşa benzeyen ama taş olmayan bir şey görmüş. Taş olmadığını biliyormuş çünkü taşlar konuşmazmış. "Affedersiniz," demiş. "Siz yeni mi taşındınız buralara? Ben sizi daha önce görmedim de." Birden taş hareket etmiş ve içinden küçük bir kafa çıkmış. Pırıl pırıl parlayan gözlerini minik yengece dikip, "Ben bir su kaplumbağasıyım. Senin taş sandığın şey de benim evim," demiş. Yengeç Çevik Kıskaç pek şaşırmış ama bir arkadaş bulduğu için de hayli sevinmiş. Hemen ön ayağındaki kıskaçlarını iki kez birbirine çarparak su kaplumbağasını nazikçe selamlamış. Kaplumbağa yavrusu da "Benim adım Neşeli," diyerek kendini tanıtmış. Bir süre dereden, ormandan konuştuktan sonra çevrede küçük bir gezinti yapmaya karar vermişler. Derenin kenarında güzel güzel gezerlerken bir süre sonra kim daha hızlı diye iddiaya tutuşup yüzme yarışı yapmaya karar vermişler. Bir küçük kaplumbağa minik yengeci geçiyormuş, bir yengeç kaplumbağayı. Ama bu arada derenin hızlı akan orta bölümüne yaklaştıklarını ikisi de hiç mi hiç fark etmemişler. Aniden şakacı bir dalga bunları önüne katıp hızla sürüklemeye başlamaz mı? Önce birbirlerine tutunmaya çalışmışlar ama dalga sıçrayıp aralarına girince biri bir tarafa, öteki tarafa doğru savrulmuş. Minik yengeç kıskaçlarını açıp kapayarak bir yandan şakacı dalgayı korkutmaya çalışıp öte yandan arkadaşına doğru yüzmeye çalışıyormuş. Çünkü ona zor durumlarda arkadaşların yardımlaşması gerektiği öğretilmiş. Kahvaltı etmek için oralarda yiyecek arayan kırmızı kuyruklu sarı benekli küçük bir balık iki arkadaşın bağırışmalarını duyunca onlara doğru yaklaşmış. "Ey," demiş, "sizler evlerinizden bu kadar uzakta ne arıyorsunuz?" Kaplumbağa, "Lütfen bizi kurtarır mısın? Dalga çok kuvvetli, bizi sürüklüyor," diye yardım istemiş. Küçük balık, "Sizi kıyıya götüremem ama sizinle birlikte yüzerim. Size arkadaşlık ederim," demiş. Kocaman gövdeli ağaçların arasından kıvrıla kıvrıla akan dere sonunda küçük yeşil bir göle katılıyormuş. Derenin akıntısı içinde sürüklenen kafadarlar bir anda kendilerini yeşil gölün durgun suları içinde bulmuşlar. Hemen bir araya toplanıp kendilerini oraya sürükleyen dalgaya kızgınlıkla bakmışlar. Ama şakacı dalga yine bir kahkaha atıp neşe içinde gölün sularına karışıp gitmiş. Göl dereden hem daha büyük hem de daha derinmiş. Küçük balık ki adı sarı kuyrukmuş korkuyla çevresine bakıp arkadaşlarına "Burası bizim dereye hiç benzemiyor. Etrafta çok garip yaratıklar var," diye fısıldamış. Arkadaşlarının bir yanıt vermesine vakit kalmadan çevrelerindeki sularla birlikte üçü birden koca bir canavar tarafından emilip yutulmuşlar. Su kaplumbağası ve balık "İmdat, imdat, 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 imdat," diye bağırıp yardım isterlerken minik yengeç kıskaçlarıyla canavarın kollarından birini sıkıştırmış. Canı acıyan canavarın da yardım isteyen çığlıkları diğerlerinin seslerine karışmış. Hepsi birden korku içinde çığlık çığlığa bağırışıyorlarmış. Üç kafadarın canavar sandıkları yaratık içine çektiği suyu geri püskürtürken bunları da kendinden uzaklaştırmış. Üçü birden hemen yakındaki kayanın ardına saklanmışlar. Yerinden hiç kıpırdamayan ama onların kayanın arkasına saklandıklarını bilen yaratık onlara doğru seslenerek "Hey," demiş. "Siz de kimsiniz? Ben size hiçbir şey yapmamışken siz bana niye saldırdınız?" "Sen bize saldırdın, bizi yutmaya çalıştın. Hem asıl sen kimsin?" diye sormuş öfkeyle. "Ben Gülsüngür'üm. Adım da Salkım Soçak," demiş üç kafadarın canavar sandıkları yaratık. "Burada oturur, suyu bir içime döker, bir dışarı bırakırım. Suyun hareketiyle dans ederim. Sanırım siz tam o sırada yanlışlıkla yanımda duruyordunuz.
Bu yüzden yapraklarımın arasına girdiniz. Özür dilerim. Demiş. Yengeç çevik kıskaç. Canını acıttığımız için biz de senden özür dileriz. Ama daha önce hiç sünger görmemiştik sayın salkım saçak. Demiş. Küçük su kaplumbağası güvenle kafasını dışarıya uzatıp renkleriniz ne güzel, dansınız da çok güzel diyerek süngerle dost olmak istediğini belirtmiş. Yavru balıksa bize dans etmeyi öğretir misiniz? Artık tanıştığımıza göre birbirimizden korkmamıza gerek yok. Hep birlikte dans edebiliriz. Birbirlerini tanımadıkları için önce birbirlerinden korkan ama tanıyınca da çok seven dört arkadaş Yeşil Göl'ün berrak suları içinde güzel güzel yaşayıp gitmişler.